Selamlar arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün kabak detoksuna başlamayı düşünüyorum. Videoya geçmeden önce ilk kabak detoksundan biraz bahsetmek istiyorum. Kabak detoksu şu şekilde yapılıyor. 2 öğün ve 3 öğün şeklinde yapılabiliyor. Eğer çalışan arkadaşlar sabah erken kalkıyorsanız, 7-8 gibi kahvaltınızı yapıyorsanız 12'ye 1'e kadar tekrar acıkmış olacaksınız. O nedenle onların 3 öğün yapması daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Ama ben şimdi kalktım, saatlerimiz bu arada 9.30. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Kahvaltımı yapana kadar saat 11'e falan geliyor. Hatta bazen 12-1'i bile buluyor. O yüzden ben 2 öğün şeklinde yapacağım bu detoksu. Hem bir şekilde daha hızlı kilo veriliyor. Çünkü bu detoks olduğu için ve kabağın lif kaynağı, yani kabak aşırı lif kaynağı ve kalori oranı gerçekten çok düşük olduğu için bu kabak detoksunda hızlı bir şekilde kilo verebiliyoruz. 3 gün boyunca 3 kilo veren var, 4,5 kilo veren var, 5 kiloya kadar veren var. Ben kaç kilo vereceğim bilmiyorum. Ben dün tartıldım bu arada. Pazartesinden pazartesine artık tartılmayı düşünüyorum. Pazar çünkü psikolojim bozuluyor, sinirlerim bozuluyor. O nedenle her gün artık tartılmıyorum. Dün tartıldığım kilo üzerinden gideceğim. Bakacağım kaç kilo vermişim. Size zaten şu an, yani bu 3 günün sonunda söyleyemesem de bir sonraki videolarımda söylerim. Diyetin öğünlerinden bahsetmek istiyorum biraz. Kahvaltıyı normal bildiğiniz şekilde yapıyorsunuz. Haşlanmış yumurta ya da normal yumurta. 2 tane yumurta, domates, salatalık, zeytin ve peynir şeklinde. Ben söylediğim gibi biraz önce de kahvaltıma ben direkt uyandığım gibi yapamıyorum. Aslında 1 saat oldu uyanalı ama şimdi kahvemi içeceğim. Nescafe yapacağım. Sade Nescafe, onu içeceğim. Sade içeceklerden sütsüz Nescafe, şekersiz kahve, şekersiz çay ya da yeşil çay ya da sade soda, bunlarda sıkıntı yok arkadaşlar, içebiliyorsunuz. Ve ikinci öğün olarak, yani ikinci ve üçüncü öğünlerde kabak yiyoruz. Kabak da şu şekilde rendeleyip yağsız tavada döndürebilirsiniz. Daha sonra yoğurtlu sarımsaklı bir karışım yapıp salata şeklinde onu tüketiyoruz. Ya da isterseniz fırında hafif, çok az yağlı, fırında da kızartabilirsiniz. Yani bildiğiniz farklı tarifler varsa o şekilde de yapabiliyorsunuz. Ama kabak yenecek 2 gün boyunca. İçerisine başka bir şeyler katılmayacak. Yani sebze, atıyorum biraz dereotu katabilirsiniz tabii. Ondan sıkıntı olmaz. Ve ara öğün var. Ara öğünde de 2 porsiyon meyve veriyor. 2 porsiyon meyve de onu siz kendinize göre de ayarlayabiliyorsunuz. Hangi meyveleri yemek isterseniz 2 porsiyon şeklinde yiyorsunuz gün içerisinde. Ve kahve içebiliyorsunuz dediğim gibi. Şimdi ben 2 öğün olarak başlayacağımı söyledim. Kahvaltımı saat 11'e 12'ye doğru yapmayı planlıyorum şu anda. Şimdi kahvemi hazırlıyorum. Nescafemi içip, sade klasik Nescafemi içip ondan sonrasında kahvaltıda sizlerle birlikte görüşmeyi planlıyorum. O zaman ben kahvemi yapıyorum. Daha sonrasında görüşürüz. Bu 3 gün boyunca tüm yediklerimi sizlerle de paylaşacağım arkadaşlar. Yapmak isteyen varsa, kaç kilo verdim bunu merak eden varsa, yani detoks şeklinde 3-4 günde 4-5 kilo vermek isteyen varsa bu detoksu deneyebilir. Şimdi ben kahvemi yapmaya geçiyorum. Saatlerimiz 11.30. Yeşillik kısmını hazırladım. Şimdi şöyle klasik bir kahvaltı hazırlıyorum. Normal bildiğimiz domates, peynir, zeytin, salatalık içeren ve roka maydanozdan oluşan da bir salatam var. 5 tane de zeytinim var. Şöyle peynir de koyacağım. 2 ince dilim. Arkada da Müge Anlı var. Müge Anlı izliyorum. Şöyle 2 dilim de peynir koydum. Şimdi yumurtalarımı da haşlamıştım. Yumurta koyacağım. İçecek olarak da şöyle kendi yaptığım limonatamdan koyacağım. Az şekerli yapmıştım. Küçük birer bardak içiyorum sabahları. Yani arada içiyorum. Her gün de içmiyorum. Öyle arkadaşlar kahvaltımda.
bir bütün olarak da göstereyim dedim. Kahvaltı tabağım aynen bu şekilde ve bu da yeşillik salatam. İçerisinde maydanoz, rokan ve şöyle gördüğünüz gibi salatalıklarım var. Onu da limonlayacağım. Sadece limon kullanacağım. Yağ falan kullanmayacağım. Bu şekilde kahvaltımı yapacağım. Ara önümüş. Ben şöyle karpuzlarımı küçük küçük kesmiştim. Böyle 2-3 tane falan karpuz yedim. Yani 2 porsiyon olarak yenmesi gerektiğini söylemiştim. Yani 2 porsiyon kadar yedim. Fazla yemedim. Normalde ben karpuza asla dayanamam. Ama bakın buraya kestim ve yemedim. Akşam yemeğime geçtim. 2 tane kabağı bu şekilde rendeledim. Daha sonrasında sarımsaklı yoğurt yaptım böyle. İçerisine biraz da kekik koyacağım. Ya da nane, ikisinden birini koyacağım. Şöyle bir tutam da şu kadar falan da bunun içerisine atmak için dereotu kestim, kıydım. Yani bu kadar. Şu anlık yemeğim böyle olacak bugünlük. Bunu 3 gün devam edeceğim. Biliyorsunuz ki bu birinci gündü. Birinci günün artık sonu. Bundan sonrasında sadece kahve ve çay içeceğim. Saatlerimiz de bu arada 7'ye gidiyor. Tam da 7-7.30 gibi yiyoruz zaten yemeğimizi. Ondan sonrasında da bir şey yemiyoruz. Böyle arkadaşlar, birinci gün burada bitmiş oldu. Günaydın arkadaşlar. İkinci günden hepinize merhabalar. Ben şöyle kalktım sabah. Şu anda saat 9'u 10 geçiyor. Kahvemi biliyorsunuz ki sabah, her sabah içtiğim şey kahve. Dün gerçekten hiçbir şey yemedim ve bir tık normal günlere göre tabii ki sıkıntılı geçti diyebilirim. Yani şöyle, aslında aşırı derecede karnım acıkmadı. Ama normalde sıcak yemek yiyoruz ya da çorba içiyoruz bununla birlikte, ya da bir çorba içip salata yiyorum. Hani böyle daha çok doyduğumu hissediyorum. Bu daha çok salata gibi geldi bana. Aşırı derecede yeterli gelmediği için, yani bir tık karnım acıktı ama aşırı aşırı değil. Hani uyumamazlık falan oluyor açlıktan. O şekilde değil tabii ki. Yani bir tık karnım acıktı ama dediğim gibi bugün itibariyle muhtemelen ona da alışırım diye düşünüyorum. Bu arada dünden bugüne şu anda 1 kilo 300 gram gitti. Kilom normalde olduğum bir kilo değil aslında. O yüzden şu anda göstermek istemiyorum. Yani hedeflediğim kiloya ulaştığımda sizlere söylemek istiyorum. Kaç kilodan kaç kilo düştüğümü. O yüzden şu anda söylemek istemiyorum. Ama diyebilirim ki 1 kilo 300 gram vermişim dünden bugüne. Şimdi bu kabak detoksuna tabii ki devam ediyorum. Bugün ikinci günüm söylediğim gibi ve arkadaşlar dün söylemeyi unuttuğum bir şey. 3 litre su içmemiz gerekiyor en az. Ben dün 3 litre değil ama 1,5-2 litre içmişimdir diye düşünüyorum. 3 litre tamamlamayı düşünüyorum ama tamamlayabilir miyim gerçekten emin değilim. Neyse, ben şimdi böyle kahvemi yaptım ve sabah ilk kahvemi içeceğim. Daha sonra kahvaltıda görüşürüz. Şimdi kahvaltıya geçmiş bulunuyorum. Kahvaltımın dünden farkı sadece yumurtam olacak. Dün haşlanmış yumurta yemiştim 2 adet. Bugün biberli, kırmızı ve yeşil biberli ve lor peynirli bir yumurta yapmayı planlıyorum. Biraz değişiklik olsun aynı şeyleri yemekten, çünkü biraz bıkabilirim. Normalde biliyorsunuz akşamları hep farklı yemekler yapmaya çalışıyorum. Hatta yeşillik ve et bile farklı olsun istiyorum. Hani bir gün yeşillik, bir gün bakla, bir gün et tarzında. O yüzden bıkmayayım diye, kabak her akşam da kabak yediğim için bıkmamak adına en azından kahvaltıda ufak değişiklikler yapmak istiyorum. Normal bildiğiniz sebzelik yeşillikleri zaten ben normalde de severim. Kahvaltımı da zenginleştirsin diye domates ve salatalığımı koyuyorum. Ve yine roka ile maydanoz salatamı da yapacağım. Onun dışında peynirimi de koyacağım, zeytinimi de koyacağım. Ve biraz önce de belirttiğim gibi sadece yumurtam farklı olacak bugün. Onu da en son yine sizlere gösteririm. Hatta şöyle biber ve kırmızı biberden oluşan bir adet, ikisinden de 2 tane yumurtayı çok az zeytinyağında kavurup yumurtamı kıracağım.
Arkadaşlar ben şimdi ara öğüne geçtim. Ara öğünümde şöyle bir tane elmam ve bir dilim olacak kadar ananasım vardı. Onları tercih ettim bugün. Dün iki dilim kadar falan karpuz yemiştim. Şimdi ara öğünümü yapacağım. Daha sonrasında akşam yemeğini hazırlıklarına başlarım. Bir de kahve içtim bu arada. Türk kahvesi içtim ve sade çay içtim. O kadar. Başka hiçbir şey içmedim. Su içmeyi de unutmuyoruz. Hazır bunları burada söylemişken araya hemen onu da sıkıştırayım. Akşam yemeğinde görüşürüz. Evet arkadaşlar, ben şimdi akşam yemeği hazırlıklarıma geçmiş bulunmaktayım. Dün rendelemiştim biliyorsunuz kaba. Bugün rendelemeyeceğim. Küp küp böyle küçük küpler halinde doğrayacağım. O şekilde az bir zeytinyağı ile çevireceğim ve yine sarımsaklı yoğurtla yerim. Bu biraz fazla olduğu gibi gözüküyor şu anda ama halbuki iki tane ve büyük olmayan kabak var içerisinde. Ama yine de bayağı çok gözüküyor. Dün bir tık daha acıkmıştım. Bugün daha iyiyim arkadaşlar. Şimdi bunu da size göstereyim dedim. İçine yine şöyle bir tutam kadar dere otu koyacağım. Biraz piştikten sonra. Dün sade hiç yağsız bir şekilde bunu döndürdüm, kavurdum ama şu an biraz yağ koydum içerisine. Çünkü dün biraz tavam yanmıştı. Bu beni biraz üzdü. Yani birazı çok kullandım değil mi? Pardon. O nedenle çok az zeytinyağı koydum. Ondan da sıkıntı olmaz zaten. Dediğim gibi bunu yine yoğurtlayıp sarımsaklı yoğurtlu şeklinde yiyeceğim. Birazcık da baharat koyarım. Karabiber tarzı bir şeyler koyarım içerisine. Bu şekilde. Akşam yemeğim de hazır. Şu şekilde küp küp doğranmış. Tabii ki de kabak yemeğim. Farklı bir şey yok. Bugün ikinci gün ve ikinci günde bitiyor. Bundan sonrasında bir kahve içerim, bir de çay içerim. Başka hiçbir şey içmem. Su içmeyi de unutmuyoruz. Tekrar bir hatırlatma. Sarımsaklı yoğurdum arkadaşlar. Üzerine biraz da kekik dökeceğim. Bu şekilde tüketeceğim. Günaydınlar arkadaşlar. Bugün üçüncü gün. Üçüncü günden merhabalar. Saatlerimiz 9:30. Ben şimdi kahvemi yapıyorum. Biliyorsunuz ki sabah rutinim Nescafe. Sade olmadan ayılmam mümkün değil. Uyanalı hatta şu anda yarım saat falan oldu. Saat 9:30 dediğim gibi 9'da uyandım. Ama hala böyle uykulu haldeyim. Kahvemi içtikten sonra inşallah ayılmayı düşünüyorum. Ve bizim burada Sefa Tepesi var hemen evin yanında. Bugün komşumla kahvaltıya oraya gideceğiz. Yani piknik tarzında aslında, hani öyle kahvaltılık bir yer değil. Kendimiz yemeğimizi, içeceğimizi, her şeyimizi hazırlayıp o şekilde hep beraber kahvaltı yapacağız. Bugün normal kahvaltı yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Haşlanmış yumurtalı olandan, yani normal kahvaltı dediğim. Böyle gösterebilirsem onu da göstereceğim. Gösteremezsem dediğim gibi baştan söylemek istedim. Evet, üçüncü günün son yemeği de hazırlanmış bulunmakta arkadaşlar. Ben şimdi bugün biliyorsunuz ki yani kabak detoksu yaptığım için yine menümüzde kabak var ve sarımsaklı, işte karabiberli, naneli, yoğurt falan yaptım. Bunları yiyeceğim. Saat 7-7:30 arası yiyorum bu arada. Dün biraz daha geç olmuştu herhalde. Yanılmıyorsam 8 gibi yemiştim. Dediğim gibi ilk gün beni biraz sıkıntıya sokmuştu ama yani biraz karnım acıkmıştı açıkçası ama ikinci gün çok rahattım. Bugün de öyle karına acıkmam yok. Tek sıkıntı zaten bu sabah birazcık iki tane üç tane pankek yemiş olabilirim. O yüzden ara öğünde yapmadım, zaten fark etmişsinizdir, videoda da yok. Bugün ara öğün yapmadım o nedenle, pankek yediğim için. Şimdi arkadaşlar son günümde kabağımı yiyip ondan sonrasında yarın tartılıp tekrar size bilgi vereceğim. Selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bugün benim kabak detoksumun son günüydü ve bugün sizlere kaç kilo verdiğimi söyleyeceğime söz vermiştim. Ama kabak detoksu sonucuma geçmeden önce biliyorsunuz ki ben Leslie yapıyorum. Leslie ile kilo vermeye devam ediyorum. Ve aralıklı oruç karatay diyeti, bunların ikisini bir arada yapmaya çalışıyordum. Ama fark ettim ki yani şöyle Leslie ile
spora başladığımdan itibaren çok güzel kilo verdim. Yani ben tartı bana Resti'ye başladığımdan 1 ya da 2 hafta sonra geldi. O zamana kadar en azından bir 2-3 kilo daha vermişimdir diye düşünüyorum. Yani Resti'ye başladığımdan itibaren görünen 5 kilo ama benim hissettiğim bir 8 kilo en az vermişimdir diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü incelmem gerçekten çok beklediğimden fazla oldu. Ve hani bu süreç hiç de durmadan devam ettiği için vücudum artık buna alışmaya başlamıştı. Yani sağlıklı beslenme düzenine, aralıklı oruca, spora bu düzene alışmaya başladığı için kilo vermem de yavaşlamıştı. Yani çok 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 yani gram gram, 100 gram, 200 gram o şekilde gidiyordu. Ben de istedim ki vücudumu bu düzeni şaşırtayım daha doğrusu. Bu düzeni alışmamış gibi olsun. Bir şaşırsın sonrasında tekrar devam edeyim istedim. O yüzden kabak detoksunu tercih ettim. Çünkü çok kolaylıkla da bulabileceğim bir üründü zaten kabak. O yüzden kabak detoksunu denemek istedim. Hem vücudumda şok etkisi yarattırmak istedim ve gerçekten o düşemediğim kilolardan yani gidip geldiğim kilolardan aşağı bugün düştüm. Ve 3 kilo 100 gram verdim arkadaşlar. Çok güzel. Yani bu benim için gerçekten çok büyük bir başarı. 2,5-3 kilo aralığında benim hep izlediğim videolarda zaten verenler olmuş. Bunu 4-5 günde uzatabilirsiniz. Yani bunu 4 kiloya da 5 kiloya da çıkarabilirsiniz. Ben uzatmadım. Sebebi de kabağı zaten çok sevmiyorum ve bir şeyi böyle çok istemeyerek yediğimde o şeyden soğuyorum. Yani soğumak istemiyorum. Çünkü ben bu detoksu 2-3 ayda bir en az denemek istiyorum. Yani arada bir vücudumu şaşırtıp detoks uygulamak istiyorum. Bundan sonrasında dediğim gibi 2-3 ayda bir denemeye çalışacağım. Yani yapacağım en azından kilo kaybı ya da ödem kaybı olsun vücuttan diye. Eğer denemek isterseniz arkadaşlar ben gerçekten tavsiye ediyorum. Eğer bir mide probleminiz yoksa sarımsaklı yoğurtla, baharatlarla yine de güzel bir şekilde yiyebiliyorsunuz. Zaten 2 tane kabak diyette olması gereken olduğu için hani çok fazla bir yemek seçeneğiniz de yok yani. Ya fırında yapacaksınız ya kavuracaksınız. Bu kadar yani çok bir seçenek olmuyor. O yüzden denemek isteyen arkadaşlar için gerçekten çok basit ve ilk günden sonra vücudunuz ona da alışıyor arkadaşlar. Hani acıkmıyorsunuz. İlk gün belki şey diyorsunuz sadece bu mu ya? İşte nasıl doyacağım diyorsunuz ama sonra gerçekten hiç karnınız bile acıkmıyor. Buna bile alışmış oluyorsunuz. Dediğim gibi ben 3 kilo 100 gram verdim ve çok mutluyum. İnşallah bunun devamı da gelir. İstediğim kilolara gelince arkadaşlar benim tartımda yıl ay ay gün gün olarak tarihlerle birlikte tartımdığım günlerde kilom kaç onlar da gösteriliyor. Size baştan aşağı hepsini sonda hedeflediğim kiloya geldiğimde göstermek istiyorum. O zaman son olarak da şunu söylüyorum arkadaşlar, kabak detoksunu deneyip kilo veren arkadaşlar bana yorumlarda yazarsanız ya da bana Instagram'dan öncesi sonrası fotoğraflarını atarsanız fotoğraflarınızı neler yaptınız, hangi tarifleri yaptınız 2 tane kabak ile bunları bana da yazarsanız çok ama çok sevinirim. Hem bana da fikir olur çünkü dediğim gibi 2-3 ayda bir yapmayı düşünüyorum. Hem de farklı tariflerle birbirimize yardımcı olmuş oluruz ya da motivasyon birbirimize olmuş oluruz. Bunu gerçekten çok istiyorum. Bugün benim videom burada bitiyor arkadaşlar. Kabak detoksu gerçekten hoşuma giden bir detoks oldu. Kesinlikle yapmaya devam edeceğim bir detoks oldu. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olup bana destek olmayı, zili de açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.